ilk para böyle kazandığında ama şeydi hani ufak çaplı gerçekten böyle para kazandığını hissettiğinde ne yaptın? Ne aldın ya da ne oldu? Gittin i̇lk... çok iyi bir yerde yemek mi yedin? Mekan mı kapattın? Yok abi ilk para kazandığımda şey yaptım telefonumu değiştirdim ki daha iyi şeyler çekeyim diye. Güzel vizyoner bir adammışsın evet. Bir daha kazandım bir daha değiştirdim ama ondan sonra. Her para kazandı telefonu değiştirdim. İnce ince yükselttim daha kaliteli olsun diye. Başka daha böyle... Kendimi mutlu edecek, kendimi evet, mutlu edecek evet. Bir şey yapmadım ya. Nasıl yapmadın? Yemin ederim yapmadım, hala da yapmıyorum adam akıllı kendimi mutlu edecek bir şey. Ya, kim olduğunu söyleme, onunla yaşadığın bir olaydan sonra ona bir cevap vermeni isteyeceğim. Aklına biri geldi mi? Düşünüyorum. Sanki gelmemesi için bastırıyor gibisin de aynı zamanda. Ya yakalarım, yakalarım yani. Şu kapı açıldığında içeri girse böyle... Var ya. Var. Var. Yok ama sen de bir ilişki sana bir... Yükseldin ama yok abi arkadaşım askere gitti onu özlüyorum ya. Yok yükselmiştim. Olabilir. Yükseldin. Ben sen yakalıyorsun ben de yakalıyorum. Sen de kapıdan içeri girse falan. Ben, sen de çok fenasın canım. Karşılıklı şey yapıyoruz böyle git geldi maça dönmeye başladı. Kontra ataklarla hızlı ilerliyoruz. Hürriyet.com.tr'den herkese selamlar. Ahmet Can bizimle birlikte hoş geldin. Merhabalar. Keyif faktörü Ahmet Can. İyiydik. Her şey çok yolundaydı da. Niye ufak şu an iyi değilsin? Ufak tefek. Girmeden olmaz. Neyse tabii ki istemeyeceğiz. Burada bir şeyler yaşadık filan. Abi hoş geldin. Abi hoş buldum. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben farklı deyim. Bir şeyim var. Enerjim ve muhtemelen. Şimdi seninle tanıştık işte yolda geldik. Şey düşündüm. Farklı bir kafa yapısı var bu çocuğun dedim. Daha hiçbir nasıl şey bilmeden yani? Hakkında. Statik değilsin yani belli ki. Ha normal dışı. Normal dışı. Olağan dışı. Evet olabilir tabii ya. Bir tık öyle tabii. Evriliyor sanırım. Mesela bu işlere girmeden, YouTube'a girmeden önce filan kendi hayatında da YouTube'daki gibi biri miydin aslında? Sonra mı değiştin, dönüştün? Ya kendi hayatımda normallikten pek hoşlanan birisi değilim çok fazla ben. Yani normalin dışına çıkmak benim için daha keyifli yani. Tabi bu şey gibi değil hani yok YouTube kanalımızda uçuk normalin dışı şeyler yapıyoruz anlamında söylemiyorum da direkt hani bakış açısı olarak normalin dışında olmak bana daha keyif veren, zevk veren bir şey yani. Şimdi burada biraz Hürriyet izleyicilerimiz, bizim kitlemizde tanıyanlaşacak, tanımayanlaşacak. Özellikle YouTube'a da uzak veya sana uzak, içeriklerine uzak insanlar için genel çok kısa başlangıçta bir özet isteyebilirim. Tamamen neler yapıyorsun, hikaye nereden böyle bir evrildi? Buraları biraz irdeleyelim. Beraber. İrdeleyelim abi. Bir pandemi sabahıydı biz. En başta direkt. Biz kız kardeşimle beraber başladık zaten. Beni tanıyan arkadaşlar Sıla'yı da tanıyordur illaki. Bir pandemi sabahıydı. Sıla'ya dedik ki abim dedik yani o bana teklif etti sanırım. TikTok mu çeksek gibisinden. Sonra ortak iyi dedik hadi çekelim bir şeyler. Bizim evde bir lavabomuz var. Banyomuz bu. Oradan başlayan bir hikaye. Oranın ışığı çok güzel olduğu için orada biz çekmeye başladık. Yani bizim ilk videolarımızın hepsi bildiğin tuvalettedir yani abi. Banyodadır yani. Tuvaletten fenomen yedi başlıyor gerçekten ya. Öyledir. Orada başladık. Güzel böyle bir çıkış yakaladık. Peşini bırakmadık, devam ya ettik. Ya bu nasıl oldu şimdi? Burada böleceğim mesela. Yani izleyenler şunu gerçekten şuna inansınlar mı? Mesela tabii ki yol içerisinde işte büyümen için belli trikler oluyor, içerikler değişiyor, zenginleşiyor, büyüyor, konuklar geliyor, destek alıyorsun vesaire. Neyse ajans giriyor devreye ama sıfırda bir parlama hikayesinde gerçekten organik oluyor mu bu iş? Bence gerçekten organik oluyor. Fakat hani ne bileyim hani ben şeye çok inanıyorum. Herkesin eline illaki bir şans geçer ama o şansı böyle o şans eline geçtiği zaman maksimum çaba ol yani kendinin %100'ünü verirsen değerlendirebilirsin. Buna inanıyorum yani. Bizim de elimize bir şans geçti illaki. Tabii ki bunda bizim de payımız var. Kaliteli tuvalet bir şeyler. Tuvalet maceraları. Ya kaliteli tuvalet ama baktığın zaman ama kaliteli bir şeyler sunuyorsun yani illaki ki ilgi görüyor yani. Yoksa aynı her tuvalete giden olur gibi bir şey. Nerede farklılaştın ya da farklılaşıyorsun sence? Biz ilk başlarda transition, değişim videoları yapıyorduk Sıla ile beraber. Biz onun geçişleri hani kusursuz yapıyorduk yani kurguda ve çekim esnasında yapılan hareketlerden dolayı. Bizim orada farklılaştı birazcık. Yani herkesinki birazcık takılırken bizimkisi direkt akıyormuş gibi bir hissiyat vardı. Onun minik trikleri oluyor işte senin de bahsettiğin gibi. Biz orada farklılaştık birazcık. Tabii bizim abi kardeş olmamız, o aile konsepti, o enerji de bizi birazcık şey yaptı, bizi etkiledi pozitif en olarak. En patlayan o dönemki videolardan hatırladın. Evet, evet. Hatırladığın ne var mesela en patlayan? Hepsi iyiydi abi ya. Sen söyle vardır aklında yani. Ama ya, şimdi şey diye girmem lazım. Abi aile karşısında çektiğimiz bir şey, hepsi aile karşısında yani. Ya şöyle sayısal olarak hatırladığım abi şu kadar izlenmişti. Ya ilk videolarımız şöyleydi. Aynı içerik, aynı konsept. Aynı ses, aynı şarkı, her şey. Sadece ben ve Sıla farklı. İkimiz de aynı bireysel olarak çektik. İkisi de yürüdü. Ayna karşısında bir hareketle yine değişim yapıyorduk. Ondan sonra müzik, havalı hareketler falan abi.
O çok iyi izlenmişti. Ondan sonrasında bir de dedik ki bizim yan yana gelmemiz lazım acil. Ha, okay. Beraber de yaptık. O ikincisi mesela beraber olduğumuz inanılmaz yürümüştü yani. Sonra mı YouTube'a taşıdınız? Bizim YouTube'a taşımamız bayağı geç oldu. Biz yaklaşık bir sene, tabii bir sene kadar TikTok yaptık. Çok iyi gidiyor abi YouTube. Ben baktım. Evet YouTube çok, çok iyi gidiyor. Biz bundan, ben bundan dolayı ne çok mutluyum. Bir de YouTube'da, pandemiye göre çok daha niş işlerin gittiği ve oradaki atıyorum şu an mesela 100 bin izlenmenin YouTube'da şu an tamamen atıyorum pandemi döneminin belki 300 bini 400 bini diyebiliriz matematik olarak. Evet tabii şu an YouTube'da büyük trafik eksikliği var. Evet. TikTok'a kaydı çünkü evet, insanlar. Kısa video izleyicileri çok fazla olmaya başladı. YouTube'da ne yapıyoruz abi? YouTube'da çok çalışıyorum ben ya. Ona inanıyorum yani. Çok üstüne düşersen, çok çalışırsan olur yani. Tamam herkes çok çalışıyor da demek ki bir şey yapıyorsunuz. Ya bir şey yapıyoruz ne tabii ki ne yapıyoruz? Eğlendiriyorsunuz daha çok sizce. Ha sen o açıdan bahsediyorsun. Ha, tabii ki illaki herhalde enerjimizi... Bu videoyla seni izleyecek olanlar dönüp YouTube'unu açtığında neyle karşılaşacaklar? Yani YouTube'umu açtıklarında güzel bir enerjiyle abi, pozitiflikle karşılaşacaklar yani. Ve güzel içerikler sunmaya çalışıyorum. Hepsi bir arada olunca sanırım başarıyı da getiriyor yani yanında çok çalışmayla beraber. Şu an çok güzel gidiyor her şey. Umarım hep böyle devam eder yani. İlk para böyle kazandığında ama şeydi hani ufak çaplı gerçekten böyle para kazandığını hissettiğinde ne yaptın? Ne aldın ya da ne oldu? Gittin çok iyi bir yerde yemek mi yedin? Mekanı mı kapattın? Yok abi. İlk para kazandığımda şey yaptım. Telefonumu değiştirdim ki daha iyi şeyler çekeyim diye. Güzel, vizyoner bir adammışsın. Evet. Bir daha kazandım, bir daha değiştirdim ama ondan sonra her para kazandı telefonu. İnce ince yükselttim daha kaliteli olsun diye. Başka daha böyle kendimi mutlu edecek, kendimi evet, mutlu edecek evet, bir şey yapmadım ya. Hep nasıl yapmadın? Yemin ya ederim yapmadım. Hala da yapmıyorum adam akıllı kendimi mutlu edecek bir şey. Ya bana bak yaklaşık 10 gün 15 gün önce bir tek arabamı değiştirdim. O da başlayalı 2 sene oldu yani sosyal medyaya. 2,5 sene. Arabam vardı da işte. Tabii. Yok ha sosyal medyadan önce mi? Heh. Sosyal medyadan önce arabam yoktu. Sosyal medya sayesinde bir araba aldım fakat o şeydi yani ayağımı yerden kesecek bir şey bizim tamam, işimi görsündü. Tamam. Yaklaşık 10-15 gün önce ilk defa kendimi mutlu edecek bir hareket yaparak yani arabamı değiştirdim. Beni mutlu edecek bir araba aldım yani. Onun dışında kendimi mutlu edecek bir hareket yani olmadı pek. Hep yatırım, hep vizyon ama iyi bir şey bence. Geri dönüyor. Ya bana şunu söylemek zorundasın yani şimdi sosyal medyanın önceki hayatından sonra nasıl gelir durumun nasıldı o zamanlar? Hiç gelmiyor. Sosyal medyadan öğrenciydim evet, ben. Benim gelir durumum yoktu yani. Ha, gelir evet, durumu yoktu. Dolayısıyla hala bir gelir durumu diyorsun oluştuğunda atıyorum ya çok basit bir şey de olabilir. Yani gidip bir çikolatayı alıp yemek de olabilir. Çok sık tüketmediğim bir şey. Anladın mı? Hani çok sadece anlıyorum, yemek üzerine değil. Niye böyle yemek üzerine? Diyetteyim de bu arada. 2 haftada bıraktım tatlıyı şekeri. Ondan belli olmadan. Sürekli. Bu farklı bir şey olabilir. Telefon haricinde. Telefon o vizyoner bir hareket. Evet bence de. Yapmadım abi. Nasıl yapmadın abi? Vallahi parayı yapmadım ne yaptın? Ya. Nereye koydun parayı ya telefon dışında? Abi yatırım. Videoları harcadık. Sonra da işte arabaya dönüştüm. Gezi seyahat bir şey. Hadi uçup uçakta gidiyorum, geliyorum. Şöyle bir gidiyorum. Şu üstüme bir baloncuk koyarım. Dişte portakal suyunu yudumlarken. Yok abi. Karen de beni çok iyi tanır. Yok yani. Vay be. Yok iş yani şu aralar full. Sosyal rehberin olabilir. Gerçekten bu konuda bir şeyler yapmadım. İstiyorsan kayıt dışı. Harbiden gerçek abi. Yok yani. Hep başladığımızdan beri ben hep şey kafasındayım. Belli bir böyle raddeye kendimi tatmin edecek belli bir raddeye gelmeden kendimi ödüllendirmiyorum yani. Ne o radde bu arada şimdi? Ne, tabi onun bir sınırı yok mesela. Bu şey değil mesela yok 3 milyon 5 milyon abone ama sayısı ya da izlenme sayısı ama değil de tatmin olamamak birazcık yani hep daha üstünü istemek olur ya insanda. Ne yapmak istiyorsun peki şimdi? İyi gidiyor. Bunun da bulamak yani şu an ben YouTube konusunda çok tutkuluyum böyle tamam, çok mutlu, çok hevesli bir şekilde yapıyorum. Daha nereye kadar gidebiliriz görmek istiyorum yani şey bu hani izlenme sayısı da olabilir, abone de olabilir, etkileşim tabi bunlar önemli sosyal medyada ama birazcık hani insanın abi okey diyemiyorum değil yani ben. Anladım. İsterse 100 milyon izlensin yani. Oyunculuk falan düşünüyor musun? Oyunculuk ya böyle çok uçuk olmamakla beraber bir böyle minik bir istek var içimde ya olabilir yani ileride belki evrilebilir. Sosyal medya Instagram'ında mesela Instagram'da burada farklı kullanıyorsun. Farklıdan kastım mesela içerikleri post olarak kullanmıyorsun herhalde YouTube'daki. Orada yok, o trafikten beslenmiyorsun herhalde. Instagram normal amacına göre fotoğraf paylaşıyorum abi. Bayağı bildiğin amacına göre görüyorsun. Sadece sen varsın düz Instagram'da fotoğraf. Düz fotoğraf paylaşıyorum. Aynen aynen. İçerik orası yok mesela oyunculuğuna kastı uygun insanlar baktığı zaman direkt şey profili olabiliyor. Ve orada oyuncu görebiliyorum mesela. Tabii ki suretinle alakalı hani yeteneği bir şey bilemeyiz de. Olur ya bayağı iyi de olur gibi geliyor. Yani umarım olur. Şey yapmak istiyorum. Şarkı yapmak istiyorum. Hep böyle liseden beri hayalimdi. Yani şarkı şey de gibi olur yok rapçi çocuk falan şu an şey de. Ama liseden beri, lise zamanından beri ben çok uğraşırım mesela üstüne. Hiç bununla alakalı bir içerik sunmadım kolay sosyal medyada. Şu an her fenomen birçok. Yani fenomen, şey fenomen mi demek? Neden mutlu oluyorsun? Ne deniyor? İçerik üreticisi mi? Fenomen, fenomen olur. İçerik üreticisi olur. Fark etmiyor abi. Üretiyor işte video içerik üreticisi. Ya şey şarkı yapıp da başarılı olan fenomen kim var sence Türkiye'de?
Çok az abi ya. Mesela kim var? Kim başarılı buluyorsun? Fenomen olur. Müzik dünyasında olmayan. Berkcan bence iyi ilerliyor bu konuda. Başka? Yani YouTube'dan güzel evrildi oraya. Güzel işler yapıyor. Yani Rain Man'i oradan evrildi diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz ya. Evet. O... Çok diyemeyiz gibi. Berkcan'ın bildiğimiz herkesin dinle PSG'ye konan bir şey var mı şarkısı? Çok viral olan. Sokakta insanların kasıp kavurduğu var mı? İki ben telefon bir bad bitch var ya son zamanlarda o bayağı viral oldu. O keyifli bir işti bence. Ben de severek dinledim yani. Peki, ama onun dışında çok evrilen yok sanırım. Kim var ki? Peki sana fix burada çok kişiyle ben atıştım. Sevgili Burak Güngör de onlardan bir tanesi. Atıştın. Ben de mi atışacaksın abi? Atışmak değil. Ya fikrimi söyledim, o da fikrimi söyledi. Okay, tamam. Şey yaptık hani. Tartışmak tartmaktan geliyor. O yüzden tartışmaktan yana problem yok. Tartışmak kötüğünü bilmiyor toplum olarak çünkü. Mesela müzik dediğin zaman, müzik dünyası dediğin zaman, müzik dediğin zaman Serdar Ortaç mı sence, Rain Man mi? Abi Serdar Ortaç büyük bir yetenek ya. Değil Serdar Ortaç büyük bir yetenek yani. Sadece müzik olarak veya seni çöpe atacağım poşete yazık olarak bakmamak lazım yani. İşin her dalında var yani o adam. Süper. Gerçekten ilk kez bence yani aklı selim. Bir tatlı bir programda onun şeyi vardı. Bir dakikada kelime falan evet. Veriyorlar ona, bir beste çıkarıyordu. Yetenek abi yani. Abi süper ya. Gerçi şu an var ya bu rahat sonunda gerçekten bir aynı düşüncede. Bir tane okey oldun mu? Bir tane okey. Herkes Rain Man demişti. Ya herkes işte Rain Man de bu arada fenomenler... başarısız bir adam değil yani. Ya çok şüphesiz başarılı. Şüphesiz yani, şüphesiz ama işte atıyor 150 milyon izleniyor, 200 milyon izleniyor. Ya şimdi oradaki o başarı kriteriyle neydi? Müzik için diyorum. Adam bir yerde hayatını adamış orada ki böyle konuşunca Serdar Ortaç fanı oluyorum. Değil yani. Ben bilindik Serdar Ortaç fanıyım ya bu arada. Ya ben şey buradan da selamlar yani. Kendisi de aramız iyidir ama alakası yok, bireysel ilişkim haricinde söylüyorum. Neyse aydınlatmış olduk, güzel. Şarkı çıkartınca bence bu vizyonun orada güzel bir şey çıkacak o zaman senden. Ben şu an gerçek ilk şarkı deyince senden ya abi senle mi filan oldum böyle her falan bir elini atıyor ya filan abi. Evet, evet. Mixlenir programla filan. Ama öyle olacak olsa çoktan bir şeyler salmıştık abi. 2 senedir çünkü ben hep çok hevesliyim. Yapardın bin kere yapardın. İlla ki dediğin gibi yapardım. Sen de dediğin gibi artık çünkü çok kolay yani buna evet. Ulaşmak biraz. Abi, bir söylemeye yani, gerek yok bir programla filan. Ses pro yani beste satın almak evet, ya da evet, cart. Evet. Ama hani çok güzel bir iş olsun hangi ki yani. Planlıyorsun? Var mı böyle bir şey? Ya inan yok. Hazırlık. Ama hani çok böyle güzel bir iş olacağına inandığım zaman ya. Süper. İnşallah olur ya. İmza bir iş olsun yani. Vallahi süper olur güzel yani. Olur bence de keyifli olur. Şimdi programımızda sabit bölümler var. Oraya biraz geçelim. En çok istediğin şey neydi? Nasıl? En çok istediğin şey neydi? En çok istediğim şey. En çok istediğim şey YouTube'da 1 milyon olmaktı. Abone olarak. Evet. En son buydu yani. Kaçtasın şu an? 1 milyon 180 bin falan şu an. Ha geçtin. Geçtim. En son oydu yani. Ondan beri daha çok bir iddialı, şey istemedim. Çok iddialı bir rakam ya bence şey. Bilmiyorum. 1 milyon artık bana çok da şey gelmiyor. Yok abi yok ya. Çok iddialı. Ya şeyden dolayı belki de bu TikTok algısından dolayı. Orada birazcık daha parlamak daha kolay oluyor ya hani. Orası şey ama yani şöyle görüyorum, değerlendiriyorum ben. Evet TikTok'un varlığını ve değeri çok çok geç anlaşıldı. Tüketilebilme evet. Anlamında. İlk başlarda bayağı kötü gözle bakılıyordu. Çok cringe bakılıyordu filan. Ama markalarda birçok insan TikTok'a yöneliyor. fakat TikTok'un şey gibi zamanın neydi? Vine işte Vine gibi olan ve dönüştüğü zaman farklı bir uygulamaya geçme potansiyeli var. Ama YouTube evet, her evet. Zaman oradaki amiral gemi olarak kalmaya devam edecek. O YouTube yüzden, bir besleyen ana mecra gibi evet, evet kesinlikle yani. Bir yayın mecrası bence. Şey orada önemli bence oradaki seviye giderek de büyüyor. Umarım böyle devam eder. En son en çok üzüldüğün anı paylaşabilir misin? Güzel soru. Evet. Bir dönem şey olabilir yani garip bir belki. Belki dersin ki abi buna mı üzüldün diye. Aha. Yani bu İzmir'e, ben bu arada İzmir'de yaşıyordum sosyal medya öncesi. Hala böyle ayda bir iki kere gider gelirim. Evet. En son buna üzüldüm abi. İzmir'den dönerken bir ara çok üzülmüştüm. Yani inanılmaz ağlama seviyesine gelmiştim. İzmir'den hiç olmaz. Ayrıldığın için mi? Hayır, düzenli olarak gidip geliyorum ya. Her gelişimde bir problem yok yani dönüyorum İstanbul'a. Ama en son değil, iki öncekinde falan inanılmaz bir üzülmüştüm. Neden dersen hiç böyle bulabildiğim bir sebep yok. Ama o sefer ailemden böyle uzaklaşmak bana inanılmaz koymuştu yani. En son ailem İzmir'de yaşıyor. Ailem İzmir'de hala. Sadece kız kardeşimle ben İstanbul'da ikimiz yaşıyoruz. Onun dışında ekstrem beni üzen bir şey olmadı. Yani bilmiyorum. Kolay da değil doğal gibi. Ya. Normalde şey, yani. Şey yapmadım. En son en çok şaşırdığın anı paylaşabilir misin? En son en çok şaşırdığım an. En son en çok şaşırdığım an ne biliyor musun abi? YouTube'a 1 milyon plaketi başvurusu yaptım. 100 bin plaketi başvurusunu yapmamıştım. 100 bin. Dedim ki 1 milyonda ikisini bir alırız. 1 milyon başvurusunu yaptım. 100 bini de 1,5 hafta sonra falan yaptım. Plaket geldi.
Dedim ki 1 milyon gelmiştir. Büyük hevesle açtım, 100 bin çıktı. İyi şaşırdım abi. Yüzü fake olmuş. Heyecanlı heyecanlı böyle açtım. Gelir o da yakında. Evet. Sadece o bilecek bölümümüz var. Tamamdır. Bu bölümde sorduğum soruların varsa hikayesini dinleyeceğiz. Kime söylediğini ben ve izleyiciler bilmeyecekler. İlk soruyu sorayım, daha net oturacağız evet, zihninde. Evet, soru daha iyi olur. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Geçmişinden bugüne kadar herhangi bir kişi ya da konu olabilir. Ona öyle olmadığını anlatmanı isteyeceğim. Benim. Anlatmışsındır, evet. Anlatmışsındır, yani onunla bir şey paylaşmanı isteyeceğim. Ona bir şey söyler misin? Kim olduğunu söyleme, onunla yaşadığın bir olaydan sonra ona bir cevap vermeni isteyeceğim. Aklına biri geldi mi? Düşünüyorum. Sanki gelmemesi için bastırıyor gibisin de aynı zamanda. Yakalarım yani. Yani gelmemesi için bastırmıyorum da ona bir şey anlattım mı diye düşündüm, anladın mı? Evet, bir kişi o geldi. De, farkındayım geldiğini. Ona anlatacak bir şeyim var mı diye düşündüm de yokmuş yani. Var gibi de yani. Yani ona kendinden bahsedeceğim. Kendinden değil de onunla ilgili de bir şey duyguna söyleyebilirsin yani. Ne zamandır görüşmüyorsun? Çok uzun zaman. Ne kadar? Abi sen iyi yakalıyorsun, gergin bir yakalar ya bu oturuşun falan. Yakalarım. Ama görüşmüyorum ama kendi tercihimle ya. Tam yani, tercihin olmadığını söylemedim zaten, böyle bir açıklamaya gerek yok da. Ne kaç zaman oldu? Ne bileyim, bayağı bir iki sene falan olmuştur. İki yıl oldu. İki yıl takip falan etmiyorsun olmuştur. Tabii, fake'den falan da bakmıyorsun. İnan etmiyorum yani ama neden etmiyorsun? İşte o deyince bir ha. Tane o var geçmişimde, anladın mı? Aa, öyle bir şey geldi. Önemli. İzlerse şu an anlar mı o olduğunu? Sanmıyorum ya. Anlamaz mı o olduğunu? Anlamaz sanırım. Seni takip ha. Ediyor mudur sence? Ediyordur. İyi de rahatsız da oluyordur takip etmekten diye düşünüyorum. Tam takip ediyorsa, rahatsız da oluyorsa bunu... Ha, o kendine mi konduramaz ya, ben değilimdir, başkası mıdır der. Öyle bir değer verdiğimi düşünmez abi ya. Ha, düşünmez. Ya vermiyorum da zaten de. Tamam ya, ama veriyorsun demiyorum ki zaten. Yani. Bu mimiklerinde sıkıntılar var, bunları düzeltmemiz lazım. Benim kendi mimiklerim diyorsun. Bana niye... Ben bağımsız bir adamım burada. Benim sorularım, mimiklerim asla. O kişi yazabilir mi? Ben yazıyorlar ya. Ya. Üç tane inanılmaz şey yaşadım ya burada. Bu konuştu. Ben bu konseptten sonra sana yazdılar. Onlar yazdı yani. Başka. Tabii o kişi aynen. Ya inanılmaz. Sen de yazabilirsin gerçekten ve bende kalıyor. Ve bu arada bir şey söyleyeyim. %100 anlar o olduğunu. Anlayabilir canım. Aynen. Çok bir çekincen bir şey yok yani. Evet. Var mı bahsettiğim onun, de çok onun gizli bir şey biri değil var mı? Bu arada. Yani çok takılı kaldığım bir konuda onun değil. Onun hayatında biri var mı? Ben direkt anlatayım, ben sana biraz bahsedeyim. Hayır, formatta bahsetmek yok isimden yani. Ha, ben öyle direkt seninle çok sohbet kafasına girdim abi. Ha, bilmiyorum, ilgilenmiyorum yani. Tabii ilgileniyorsun demedim, var mı diye merak ettim. İlgilenmiyorsun zaten. İlgilenmediğim için bilmiyorum ha, yani. Tamam, peki. İlgilensem bilirdim olup olmadığını. Kulağın da gelebilirdi ama ilgilenmiyor olsan da bir şey, yani, şey olabilirdi yani. Karşılaşmıyorsunuz falan da değil mi? Hiç iletişim yok. Yok, sıfır iletişim. En son takipleşme falan da yok. Güzel, peki. Kendini affettireceğin bir yandasın şu anda, seni dinliyor, anlatır mısın? İkinci sorumuz, bağımsız bir soru. Kendimi o bölümü çıkartmayacağım ama şey. Yok, olay koyabilirsin. Ya ben o konuştuğum şeyleri, mimiklerimi... Onu da koyabilirsin. Ben şey yapamazsın ya, bu bölüm... Yo, istediğini koyabilirsin. Kendini affettireceğin bir yandasın şu anda, seni dinliyor, anlatır mısın? Hiç oldu mu böyle bir şey? Hayatında kendini affettireceğin. Oldu, sen üzmüşsündür birilerini ya. Kolay kadın üzüyor musun? Yok abi, çok bu konuda çok hassasım ya. Yapma. Gerçekten. Gerçekten mi? Yani... Hissiyata çok, yani karşımdaki insanın hisleri çok önemli benim için. Yani üzülmek, üzülmesi çok önemli yani. Ben bunu özellikle kadın üzmeyi kendime yediremiyorum. Mesela bu şeyle gamsız değilsin yani. Değilim. Mesela bu şeyle de alakası yok illaki. İlişkiyle de alakası anladım. Yok yani. Evet. Çok basit bir arkadaşım da üzülmesin yani benim yanımda. Benden evet. Dolayı veya başka bir sebepten dolayı. Yani kolay üzemiyorum yani kimseyi. Kendimi de affettireceğim biri yok. Yok mu? Yok. Onları da affettirmesi lazım abi. Var mı öyle? Bu da iyi bir çalışmış ha. Bunu da eklesek aslında yani. Hani sen kimi şey yaparsın diye. Ha, değil mi? Doğru, sana birisi kendini affettir. Evet, hangi konuda affettir ama geçti. Bir affettiremez mi? Yani yok. Cık. Olmaz diyorsun. Onunla alakası yok değil mi onun? Yok ya, genel. Ha. Genel geçmiş yaşanmıştık falan. Ama benim yok yani affettireceğim. Senin için özel olarak iniyorum derinlere, düşünüyorum ama bulamıyorum. Hı-hı. Yani. Yapmadım kimseye karşı affettirilecek bir hata kolay kolay. Çok komplike de olmasına gerek yok aslında ama. Vardır herhalde bir, o bir özür dilerim ya. Özlediğin biri dilerim var ya. Mı? Özlediğin biri... Çak diye aklına gelen. Biraz yok. Düşündüğünde. Geçmişinden bugüne kadar hiç... Şu kapı açıldığında içeri girse böyle... Var ya. Var. Var. Yok ama sen de bir ilişki sana bir yükseldin ama... Yok abi, arkadaşım askere gitti, onu özlüyorum ya. Yok, yükselmiştim. Olabilir. Yükseldim. Ben, sen yakalıyorsun, ben de yakalıyorum.
Sen de çok fenasın canım. Karşılıklı şey yapıyoruz böyle. Git geldi bir maça dönmeye başladı. Kontra ataklarla hızlı ilerliyoruz. Ama arkadaşımı özledim. Askere gittim. Evet, güzel. Dilediğin kişiye, dilediğin soruyu 83 milyon izlediği programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın? Ben birine bir soru soruyorum. Evet, cevabını alacaksın diye düşün. Kime ne sorardın? Çok iyi soruymuş bu ya. Ama evet. Kime ne soracağız abi ya? Bir de ne güzel cevabı da alacağız. Evet. 83 milyon da duyacak. Tabii. Abi ne yapardım? Neden diye sorardım ya. Nereye ama kim isimsiz ortaya. Üstüne alınan cevaplasın. Oo, neden nerede? Neden? Güzelmiş. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben yani konuştukça içeriden farklı bildiri çıktı. Bir de aslında kapalı olmayı seven birisin bence bazı konularda. Ya özlenimi çok dışa vurmayı seven bir adam değilim fazlasıyla. Değilsin. Ama çekinen de bir adam değilim. Yani sadece gerek yok kafasındayım o kadar. Ama bence sen yüzde çok azını insanlarla hala paylaşıyorsun. YouTube'da olsun, sosyal medyada olsun. O yüzden bence merakla ve keyifle insanlar daha çok seni takip etmeye devam edecek. Hatta sen çok şey yaptığını düşünüyorsun, programda bir yerlere kaydığını düşünüyorsun ama bu video insanların seni daha çok merak etmesine sebep olacak bence. Diye bilmiyorum belki de. Ağzına sağlık. Kapalı. Çok i̇yi ki geldin. Çok memnun oldum. Misafir ettiğin için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.